Uğur Kaymaz Anıtı 1999 yılında Türkiye'de Kürt meselesinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Bu süreçte gerillaların Irak'taki kamplarına çekilmesi, Kürt illerindeki OHAL uygulamalarının kaldırılmasına ve bölgede kısmi bir normalleşme sürecinin başlamasına zemin hazırladı. Ancak beklenen diyalog ve müzakere zemini oluşmadı ve 2004 yılı itibariyle PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi çatışmaların yoğun olduğu dönemlerde Kürt illerinde devlet güvenlik güçleri tarafından ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi. Bu ihlallerden biri 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiydi. Uğur Kaymaz, babası Ahmet Kaymaz'la birlikte Kürt hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla hedef alındı. Babası polisler tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken Uğur babasını takip etmeye çalıştı ve polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası dört polis hakkında başlatılan hukuki süreç, Türkiye'de devletin cezasızlık politikalarının bir yansıması olarak değerlendirildi. Polislerin görevlerini kötüye kullanıp kullanmadıkları üzerine yapılan soruşturma ve yargılama sürecinde sanık polisler cezasız kaldı ve görevlerine devam ettiler. Uğur Kaymaz'ın öldürülmesi, devletin iddiaları ve savunmaları ışığında büyük bir kamuoyu tepkisiyle karşılandı. Devlet Uğur'un terörist olduğunu öne sürerek uyguladığı şiddeti meşrulaştırmaya çalıştıysa da, 12 yaşındaki bir çocuğun terörist olarak nitelendirilmesi kamuoyunda geniş çapta eleştirildi. Uğur'un vücudundan çıkan 13 kurşun bu iddiaların temelsiz olduğunu ortaya koydu ve Uğur Kaymaz, Türkiye'de güvenlik güçlerinin işlediği insan hakları ihlallerinin sembolü haline geldi. Uğur Kaymaz'ın anısını yaşatmak ve devlet şiddeti sonucu ortaya çıkan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla çeşitli hafızalaştırma çalışmaları yapıldı. Diyarbakır ve Kızıltepe belediyeleri tarafından Uğur'un anısına heykeller dikildi, caddelere adı verildi. Özellikle Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi, Uğur'un öldürülmesinde kullanılan 13 kurşuna gönderme yapan bir çocuk heykeli inşa etti. Ancak bu hafızalaştırma çabaları devlet tarafından tehdit olarak algılandı ve anıtlar çeşitli dönemlerde tahrip edildi veya kaldırıldı. 2011 yılında Diyarbakır'daki anıt tahrip edilirken, 2018 yılında Diyarbakır Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından anıt tamamen kaldırıldı. Benzer şekilde Kızıltepe Belediyesi tarafından yapılan heykelde 2017 yılında kayyumun talimatıyla yerinden sökülerek kaldırıldı. Uğur Kaymaz'ın öldürülmesi ve bu olaya dair hafızalaştırma çalışmaları, Kürt Hareketi tarafından devlet şiddetini ve cezasızlık politikalarını protesto etme aracı olarak kullanıldı. Belgeseller, filmler ve sergilerle bu olayın kamuoyunda daha görünür hale gelmesi sağlandı. Tüm bu çabalar, devletin şiddeti örtbas etme çabalarına karşı bir direniş olarak görülebilir ve Uğur Kaymaz'ın anısını yaşatmaya devam etmektedir. Uğur Kaymaz, Türkiye'de Kürt meselesinde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı mücadelenin simgesi haline gelmiştir.